Selam herkese, umarım iyisinizdir. Bu bölümde çok akıllı ve çok komik bir şey duymayacaksınız. Bu bölüm zaten 5 ay önce konuştuğumuz son parçası. Geek seviyorsanız, sinema geekleri seviyorsanız kalın. Eyvallah. Nerede kaldınız abi? Geçenlerde Walter Murch'un kaç film yaptığını merak ettim. Ne yaptı? Benim 10. 11 falan. Ha. Sen kaç tane yaptın? 45. Ama kalite sayılır, kuantite değil. Yani Hayır, benim yaptığım filmler şey var ilginç yani. Ama. O keşke yapmasaydım diyorum ama yani ama mecbur yani. 11 filmle geçinebiliyor demek. Abicim o sistemde geçiniyor. Türkiye'de şu an bitirdiğin uzun metraj bir ay sonra sen krizdesin. 1,5 ay sonra panik. Haydi bir sonraki iş. Bu da seni senede 3 uzun metraj yapmaya zorluyor neredeyse. Zorlar neredeyse. Krizi vardı ya 2008. Krizdeyiz biliyorsunuz ve bütün piyasa 1/3 fiyatına çalışmaya başladı. Abi 4 tane uzun metraj bağladım o sene. Bilmiyorum ya 2008 mi? 4 tane. Abi hastalandı lan. Hasta paramparça oldu ya. Beyine zarar veriyor mudur? Beyine zarar vermiyor abi. Vücuda zarar veriyor. Oturuyorsun bilmiyorum. Ya bak kurgucuların %70'i ana mevzu bel fıtığı. Herkesin bel fıtığı var. Çok iyi sandalye aldım oradan yırttım. Tamam bak üniversite yıllarında hocalarımız dediği şey şu. Rahat koltukta oturmayacaksınız. Ha öyle mi? Yok yok rahat koltukta abi sert koltukta oturacaksın dik duracaksın. Hmm. Rahat olunca hop eriyor. Şeyde... Rahat derken işte şey ya bu Herman Miller'lar var ya onları kullanıyor. Ha işte. Ne bu? Bu aile için şey aldım. Ne diyor Güney Afrika'da Cape Town Festival. Çok güzel bir design. Evet. Bob Marley'lar verdiler bunu bana. Mustafa abi çok iyisin abi. Sağ ol abi. Kanca içer misin? Yok ya. Lütfen daha ciddi konuşur musunuz? Peki daha ciddi konuşalım. En çok beğendiğin film hangisi? Hangisi? Geyik sorudur ama. Ben şöyle bakıyorum. Hangi film yurt dışında arkadaşlarıma göstereceğim? Gösterebileceğim filmler Vizontele, Organizasyonlar, Karpuzka bunların gemileri yapmak, Tabu Teravaş hatta. Hadi Ayla'yı gösterebilirim. Müslüm'ü kimse anlamaz. Çiçer'i anlarlar yani de. Onu da gör. Şey etkilendiğin sinemacılar var mı? Türkler de. Senin yok. Yok genel. Etkilendiğim filmler vardı daha çok. Küçükken başlayalım yani şu Three Days of Condor. Hmm. Akbaba'nın üç günü. Spagetti komediler vardı. Melekler de kuru fasulye yer. Bud Spencer'ı hatırlıyorum. Şeyde My Name is Trinity. Terence Hill'de. You just give me your name. They call me Trinity. Trinity. Right hand of the devil. Trinity is still my name, ya falan filan. Hey, what is it? Don't really know. We're flying around here the other day. Ama dediğim gibi, daha önceden dediğim gibi. Amerika'da en iyi western kim çekiyordu? John Ford çekiyordu, tamam. John Ford'un şeysi var, background'a çok önem veriyordu. Hı-hı. Yani background atmosferi çok. Utah diye bir şey var ya, Monumental Valley diye bir şey var, meşhur kayalar falan. Hı-hı. Orada yalnız bir cowboy güneş batıya gidiyor. Şimdi bu artık tip değil, bu arketip. İtalyanlar, hiç kimse onlardan şey gitmedi, batıya gitmedi, görmedi bile yani. Bunlar bu arketipi alıp mite çeviriyorlar abi. Daha da abartılabart. Dolayısıyla Spaghetti Western'ı bir tane gerçek karakter göremeyiz. Bunlar ucuz bir roman alıp konu anlatmaktan ziyade satırların arasındaki şiiri bulmaya çalışıyorlar. Stil denemeleri gibi. Mitolojiyle oynuyorlar, seviyorlar. Abartılı. Şimdi o mitolojiyle oynama esas olarak Tarantino'ya yansıdı. Tarantino filmin tarihine aşık değil. Sinema mitolojisine aşık. Evet. Oradan kaynak çıkartıyor ve ucunu kaçırıyorlar ve komediye çeviriyorlar. Şeyi de seyret. My name is nobody. Bir de kung fu filmlerle büyüdük. Kung fu filmlerde Shaw Brothers vardı eskiden Hong Kong'da. Sonra Lo Wei diye bir herif. O hayvansal kung fu falan filan o icat etti. O zaman karate bilen herkes, kung fu bilen herkes uçabiliyordu. Onu biliyorsun. Nasıl yani? Herkes kalır. Hava da dövüş yani. Kült filmler var orada. Shogun Assassin. Başyapıt. Var ama İngilizce var. Var. Ondan sonra Diabolik. Diabolik Mario Bava. İtalyan filmi.
Pulp Fiction filmler. Muazzam, efsane. Sinemasal açısından John Schlesinger'in Midnight Cowboy çok etkili oldu. İyi yani filmdi. Angelina Jolie'nin babası. Ondan sonra akademi geldikten sonra şey başladılar bizi bombardımanla. İşte Bergman falan. Bergman'ın persona. Bergman'ı seviyor musun? İşte, abi çok fazla sevmiyorum ama persona. Yedinci mühür. Es Luther Aldri. İşte Wild Strawberries falan. Çok iyi filmler onlar. Bayağı etkili bir film. Ama çok sıkıcı abi. Yok abi, Persona hiç sıkıcı değil. Persona'yı görmedim ben. Persona bir seyret başyapıt. Kız kardeşler miydi neydi o? Şey? Fanny Alexander falan filan çok fena değil. Yok abi, Persona başyapıt abi. Öyle mi? Çok iyi abi. Bak abi. Peki Antonioni'ye ne diyorsun? Antonioni Blow Up seyrettik. Herkes fotoğrafçı olmak isterdi. Antonioni'nin Blow Up'ında bir tane sahne var. Her felsefesinden daha güçlü bir sahne. Adam şey giriyor. O zaman Londra, Swinging London. 60 yılların. Bir tane fotoğrafçı var bunalımda. Marquee Club'a geliyor. Marquee Club o zaman Londra'da böyle bir en in yer. Rock gruplar şey, Yardbirds çalıyor. Jeff Beck, Led Zeppelin'in şu şeyi. Jimmy Page. Jeff Beck gitarı kırıyor. Bu da herif kaptırdı kendini. Girdi oradan tokatlıyor bilmem ne lop diye. Çıktı dışarı. Sokak böyle hayat devam ediyor gece. Attı sokağa. Bu arada bir tane zenci geliyor böyle. Aldı kaldırdı onu. Tuttu attı. Yani bak abi, duvarın arasında bu tarafta Tanrı, çıktığın anda hiçbir şey yok. Bu da işte maddeye bağlıyoruz kendimizi. Ki madde ve dünyası o kadar önemli değil, onu demeye çalışıyor. Bir an önemli, bir sonraki an önemli değil. Hani şöyle metafizik olarak gidersin diye ölümünden sonra ne fark eder? Ya, ben Bertolucci'yi seviyordum. Bertolucci çok entelektüel. Bertolucci, Sheltering Sky mesela. Çok Sheltering Sky harika. Kimse onu sevmez o filmi ya bak. Yok, Sheltering Sky harika. Ben şeyde John Malkovich'le çalıştım bir ara. Sordum. Dedim Sheltering Sky'da şey var ya, bir tane sahne, bir otobüste gidiyorlar, sinekler giriyor ya. Dedim ki ona sinekler bulundu mu ya, çölde çekiyorsun. Yok dedi. Bertolucci sipariş verdi. 5000-6000 tane sinek geldi şeyde, kutuda, ve bıraktılar onları otobüste, sıcak ya. Gidiyorlar böyle çölde. Herif ağzına girip çıkıyor ya sinek ya. Boy, bir de Bertolucci'nin şey var. Last Tango, tamam da. La Luna. Onu severim. O benim favori filmlerden bir tanesi Bertolucci'nin. Miloš Forman'ı severdim. Ama şeyde ya, bu etkileyici filmlerden bahsederim. Scorsese'nin bir tane low budget filmi vardı. After Hours. Thelma Schoonmaker'ın kurgucusunun marifetleri bir baktım, bayağı kafa açıcıydı yani. İkinci Bonnie and Clyde, Arthur Penn'in şey, Didi Allen. O da kadın kurgucu. Hep kadın kurgucular. Sonra işte bu Michael Caine'ın kurguladığı bir şeyler oluyor yani. Spielberg'in. Onlar hala filmde kesiyormuş ya. Yok yok. Yok artık yani, yok, aşlandı. Adamlar şey var, operatörler var ya, operatörün yanına konuşuyor. Yok. Peki ben tek tek yönetmenleri sayayım. Hep soruları gelenleri, sen de fikirlerini söyle hızlı hızlı. Hadi söyle. Peter Greenaway. Tanımıyorum adamı açıkçası. Çok. David Lynch. Biraz bayat kaldı be. 80'lerde kaldı ya. Twin Peaks'ten Eraserhead. Fil adam. Blue Velvet. She's got blue velvet. Adı enteresan bir film. O duygularım hep şey kaldı abi. 80'lerin sonu, 90'ların bilmem ne. Oralarda kaldı. Peki şey? Lars von Trier. Lars von Trier. Bir iki tane film seviyorum adamı. Breaking the Waves'ı, Dancer in the Dark, onu da seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Söyle, yok seviyorum. Nymphomaniac çok şey buldum. Harika ama sapıttı maniak ya. Sapıtmış. Yani porno film şeyse. Mihal Haneke. Michael Haneke. İyidir. Seviyorum. Yani Funny böyle... Games enteresan bir film. Funny Games güzel de The Spice Band çok sıkıcı ama. Adam böyle yarım entel, yarım piyasa. Ridley Scott. Ridley Scott favorilerden birisiydi. Teknik olarak tabii. Ridley Scott dersen abi yani en baba yönetmenlerden tabii ki Spielberg ve Ridley Scott. Ridley Scott canım yanmış. Alien müthiş bir film. Ya Alien bırak, ilk filmi Duelists.
Onu seyrettim ve büyülendim. Yani daha çocuktum. Yok yok yok. Niye? Harvey Keitel ve Carradine Brothers'lardım. Fakat tanesi. Çok ticarete gömüldü. Abi ticari daha baştan beri çıkıyor. Adam reklam yönetmeni olarak. 2000 tane reklam çekti, ondan sonra filme geçti. Bir de sahne tasarımcıydı o. Öyle geçti yönetmenliği. Duelists. Böyle pilav oldum seyrederken. En favorilerden birinci Blade Runner var ya, estetik sadece ama yani 25-30 sene ileri gitti orada. Peki bu ikinci Blade Runner çeken Kanadalı hakkında ne? Ve Sicario çeken. Sicario çok beğendim. Blade Runner beğeniyorum da Blade Runner şöyle bir casting'de bir problem var. Ryan Gosling sanki yanlış seçilmiş. Harrison Ford bir kere de çıktı abi, yedi herif yani hemen çat diye kapat. Bir de şöyle bir problem var. Film çok yavaş ama tabii ki bir önceki sequel olduğu için şey olması gerekiyor. Daha mitolojik, daha bomba. Böyle yavaş, yavaş, yavaş. Yoksa filmin yarısını atarsın hiçbir şey. Peki, Andrei Tarkovski. Tarkovski'nin bir kuvveti var abi. Onu bir şey demiyorsun abi. Son filmi çok heyecanlanmadı beni. Sacrifice. Bergman'ın adasında çekti. Stalker'i beğeniyorum. Aynayı beğeniyorum. Esas olarak Tarkovski'nin benim için en iyi başyapıt film Andrei Rublev. Andrei Rublev. İlginç bu. Abicim Andrei Rublev her kareden şey kokuyor. Dönem kokuyor. O Rusların şeysi yani bir ağır bir dünya kokuyor. Bir de şey de var. Sonunda bir tane 45 dakikalık bir sekans var. Zil yapıyorlar. Hmm. Kilise zil yapıyorlar. Knyaz. Yani knyaz dedin yani böyle bir lordlardan birisi şey verdi. Para verdi. Zil yapılacak. Arıyorlar kim yapacak. Oradaki zil ustası öldü. Bir tane çocuk var 15 yaşında. Dur ben biliyorum falan diyor. Ne biliyorsun lan, ben zil yapmıyorum. Usta bana anlattı falan diyor. Peki yap falan filan. Fakat Lord para verdiği anda zil yapmamazsan fıt kafalar gidiyor yani. Kafalar kesecekler. Ve çocuk şey başlıyor. Ustalar var. Onun babasının ustalar var. Babası bana anlattı falan şey başlıyor. Kil bir kere bulması gerekiyor. Yani kil buluyorlar falan filan. Bu süreç oluyor. Bu arada Andrei Rublev kendisi ressam. Konuşmuyor hiçbir şey. Sadece şaşırıyorlar. Çocuk böyle yapıyor. Ustalar yardım ediyorlar buna bilmem ne. Ya böyle daimi yakala. Fakat kritik yerlerde çocuk karar veriyor. Neredeyse tura yaz yatıyor. Şöyle yapalım. Emin misin? Yapalım. Artık çocuk delirmiş. Tank diye bitti zil. Böyle koskoca monumental yapıyorlar. Bitti zil geliyor. Lord geliyor yabancı misafirlerle. Şimdi yabancı misafirler beliriyorlar. Zil kaldırıyorlar. Kırt, 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 kırt. Kaldırıyorlar. Şimdi çalması gerekiyor. Çalmazsa bütün kafalar gidecek. Ayıp olacak yani yabancıların önünde. Hepsinin kafaları gidecek. Ve böyle abi bir gerginlik. Buna şey çekiyorlar. Zil ama 8 ton yani. Uzaktan direkt oraya kesmiyor. Başka bir yerde kesiyor. Çocuk gömdü kendini. Duymak bile istiyor. Herkes sevindi. Ama kafalar kaldı sağ. Bakmıyorlar böyle çocuk. Tabii çeviriyorlar gidiyorlar. Yani çocuk orada sanat eseri yaptı yani, anlatamıyorum. Fakat abi yattı aşağıda. Hadi dedi kalk. Çocuk ağlıyor. Kalk geçti falan. Baba eski eşek ya. Bana hiçbir şey anlatmadı. Anlatmadı abi. Çocuk kendisi risk aldı. Yapacağız diye bir tabii ki yardımıyla bunu yani bu... Çok iyi bir metafor yani sanat eseri, ataşe eseri ya da sonuçta yönetmenlik nasıl yapar? Biyolojik yönetmenlik her şeyi bilmesi gerekiyor. Gerekmiyor abi. Kendi vizyonu aktarabiliyorsan, cesaretin olursa şeyin varsa. O yüzden dedim bilgi çok önemli değil. Yani bilgi bir yere kadar önemli tabii ki. Yani tamamen cahil olamazsın tabii. Yani. O ayrı bir konu. Son yönetmen Fatih Akın. Fatih Akın. Duvara karşı çok beğendim. Evet iyiydi o. Bir tane köftecilik, moftecilik diye bir şey var ya, bir restoranla ilgili bir film çektik. İyi miydi? Ya fena değil. O ya böyle neşeli film. Bir de bu Bridge. Belgesel. İyi mi? O çok iyi. Çok etkili. Fatih Akın'ı severiz. Yani çok da hayran. Ha bu arada şu Yaşamın Kıyasasında. Ha. Onun bir tane teaser kestim ben Türkiye için. Yani bir teaser fragmanı bir şeyler kestim. Fatih Akın'la mı? Fatih Akın'la mı? Eyvallah gülüm. Kendine iyi bak Ali abi. So where do you come from? Do you really want to know? Yes. Burası Türkiye. Onu beğenmedim ben ya. Yok ben beğendim o filmi. Ya ben hoşuma gitti. İyi bir öğretmenim. Hadi neyse okey. Sayın kralımıza teşekkür ediyoruz. Haydi öptüm. Hadi bay.